Eğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma şuradan abone olabilirsiniz. Eğer abone olduğunuz halde videolarımdan haberdar olamıyorsanız abone ol tuşunun yanındaki zil işaretine basmanız yeterli olacaktır. Gelelim ikinci gün uygulamalarımıza. Arkadaşlar umarım bayramınızın ilk günü güzel geçmiştir. Ve verdiğim uygulama tavsiyeleriyle de umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Bugün bayramımızın ikinci günü ve uygulamalarda bugün öne çıkartmak istediğim Facetune adlı uygulama. Bunu neden öne çıkartmak istiyorum ve neden bayramda öne çıkartmak istiyorum? Biliyorsunuz böyle cemiyetlerde, aile içi pozisyonlarda genelde herkes birbiriyle fotoğraf çekilir, selfie çekilir veya aile fotoğrafları çekilir. Eş, dost, arkadaş gördüğünüz zaman dayarsınız cep telefonunu karşınızdaki insanın yüzünü ve onu fotoğraflarsınız. Burada Facetune tabi çok işe yarar. Açalım, Facetune ne işe yarar? Buradan herhangi bir fotoğraf çektiğinizde şuradan üst taraftan çağırabiliyorsunuz. Biz şimdi bir tane demo fotoğraf deniyoruz. Şimdi bu ablamız böyle fotoğraf çekilmiş. Biz bu görüntüyü seçiyoruz. Şimdi burada gördüğümüz işaretler ve ne işe yaradıklarını gösteriyor. İşte burada cildi kusursuzlaştırma veya işte herhalde softlaştırma deniyoruz. Şu işaretimiz daha netlik kazanmak, yani detayları ön plana çıkartmak için kullanıyoruz. Bununla ilgili de örnek veriyorum, işte birazcık burunda eğrilik olabilir veya ne bileyim yan bakmıştır, gözü kayık çıkmıştır vesaire. Onları minik düzeltmeler yaparak iyileştirebiliyorsunuz. Bir bakalım. Önce düzenleye basıyorum. Şurada düzeltme çıktı ve hatta daha ileri seviye düzeltmeler var. Ben tabii çok hızlı bir şekilde ve çok aşırı softlaştırmak istemiyorum. Yapay gözüksün istemiyorum. Şimdi bu fotoğrafımızın alın bölgesini düzenleyeceğiz. Ben parmağımla alın bölgesini ekranın üzerinde geziyorum ve cildimiz harika oluyor. Birazcık burun üstüne gidiyorum ve yanlara gidiyorum. Ve şimdi de düzelticiyle yapıyorum aynısını. Aradaki farkı görelim istiyorum. Düzelticiye basıyorum ve şu göz altlarını yapıyorum. Onlar için biraz daha yakınlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi daha soft yapıyor. Fakat iyi de bir yapay oluyor. Şimdi çok fazla da yapay olsun istemiyoruz. Birazcık daha deri dokusu kalsın istiyoruz. Şimdi bu düzeltilmiş hali, bu tabii ki daha da ileri seviye düzeltilmiş ama böyle bir cildin üzerinde bir bulanıklık oluşuyor. O çok fazla tercih ettiğim bir şey değil. Şahsen kendi adıma konuşuyorum. Devam ediyorum. Şu diğer gözünün altında yapıyorum. Beğenmedim. Şuradan silgiyi seçip buraları dilediğim, hatta bütün yüzünü dilediğim gibi seçebiliyorum. Silebiliyorum pardon. Diyelim ki düzelticiyi aldık ve yaparken kaşları da, şimdi alın bölgesini yaptık, yaparken yanlışlıkla kaşları da yaptık ve kaydettik. Ne yapacağız? O zaman ayrıntılar kısmına geliyoruz ve kaşları biraz daha ön plana çıkıyoruz. Hatta gözü de biraz daha ön plana çıkarabiliyoruz. Bu ön plana çıkarttığımız göz, bu normal göz. Hatta diğer gözü de yaptık ve ön plana çıkardık. Bitti mi zannediyorsunuz? Hayır, bitmedi. Şurada görmüş olduğunuz beyazlatma dediği şey dişleri beyazlatma. Şimdi şuraya geliyorum. Beyazlatmaya basıyorum ve dişlere müdahale ediyorum. Ve şuradan fotoğrafın ilk halini, yani müdahale etmeden önceki halini görebiliyorsunuz. Bastım, çektim. Bastım, çektim. Nasıl ama? Gerçekten de, gerçek hayatta da bu kadar basit olsa ya şu diş beyazlatma olayı. Ne dersiniz?
Evet, Facetune uygulamamız sanırım birçok kişinin işine yarayacaktır. Ve bugünün ikinci uygulamasına geliyorum. Pixlr. Pixlr'ı bana daha önceden kullandığım uygulamalar videosunda bazı arkadaşlar tavsiye etti. Ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir uygulamaymış. Zaten Autodesk'in yapacağı bir uygulama da çok sıradan bir uygulama olmayacaktır. Hemen açıyoruz. Pixlr bayağı kapsamlı bir program. Gelin bir tane buradan fotoğraf seçelim. Şimdi güzel olan, şimdi şuradan efektlere geliyorum. Şimdi buradaki efektlere bastığınız zaman hazır kalıp efektler var. Bunlarla dilediğiniz gibi fotoğrafa müdahale edip direkt üstünde uygulayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ben bunları istemiyorum diyelim veya alternatif olarak şuralarda başka uygulamalar da var, efektler de var. Onları da indirebiliyorsunuz. Ama ben direkt en baştakine geliyorum ve burada zaten benim ihtiyacım olan her şey var. Burada gördüğünüz gibi şuradan seçiyorum. Parmağımla gittiğim yerleri görüyorsunuz. Aydınlatabiliyorum veya çok mu aydınlık oldu silebiliyorum. İşte ne kadar net gözükeceğini veya ne kadar arka planda kalacağını, flu gözükeceğini seçebiliyoruz. Fırça boyutunu seçebiliyoruz vesaire. Bu aydınlık için kontrast var vesaire. Burada bir sürü detaya girmeden size söyleyebileceğim birçok fotoğraf editleme, düzenleme programlarının kullandığı özellikler var. Bunun dışında burada tabii otomatik bu tip renk ve ışık ayarlarını yapan direkt hazır ayarlar da var. Autofix olarak geçiyor. Renk olarak var veya işte kırmızı gözler için ayarlar var. Bir sürü bunun gibi ayarlar var. Mesela buraya yeni bir şey gelmiş. Burada da neler var mesela? Bakıyoruz. Evet, pikselleştiriyor vesaire. Bunun gibi tamamen zevkinize göre yapabilirsiniz. Double exposure var. Buradan işte var olan fotoğrafın üzerine ikinci bir fotoğrafı daha ekleyebiliyorsunuz. Ve şuradan da işte fotoğrafla karıştırabiliyorsunuz. Bunları ikisini bir fotoğraf yapabiliyorsunuz vesaire vesaire. Burada dilediğiniz gibi kendi zevkinize göre oynayabiliyorsunuz. Burada işte sonra onların hazır ayarları var yine. Bu şekilde. Bunları dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şahsen ben şimdi bunların hepsine buradan teker teker giremiyorum. Burada da mesela efektler var. İşte ne bileyim. Şuna basalım. Kalp efektleri veya tabii şurada yine ışık, çizgi şeklinde ışıklar diyelim, nasıl söyleyeceğimizi bilemedim. Mesela low var, var low, yine burada kalpler falan var. Yani gerçekten o kadar kapsamlı bir program ki oynamak gerekiyor. Daha bir sürü bunun özellikleri var burada. Bakalım başka şu an size burada gösterebileceğim ilgimi çeken mesela şu neymiş, downloading diyor şu anda. Burada şuna bastık, bekliyoruz. Ve hazır. Basıyoruz. Neyle karşılaşıyoruz? Çok merak ediyorum. Evet. Havai fişeklerle karşılaşıyoruz. Bunları çevirebiliyoruz. Horizontal, vertical çeviriyoruz. İşte karnaval şeklinde ceviz gibilerinden. Çeşit çeşit efektleri var. Ben beğendim, kurcaladım. Çerçeveleri var. Veya işte ne bileyim, böyle film şeridi efektleri var. Tavsiye ediyorum. Çektiğiniz fotoğraflara güzel hava verebilirsiniz. Hatta da yine dediğim gibi çektikten sonra da Instagram, Facebook gibi yerlerde paylaşıp beni de etiketlemeyi unutmayın.
En azından güzel fotoğraflarınızı ben de görmüş olurum. Bayramın ikinci günü de bu kadar. Büyüklerinizin ellerinden öpüyorum, küçüklerinizin gözlerinden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Beni takip et, abone ol.